hasar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlandı ve bu çalışmalar neticesinde Adıyaman'da yaklaşık 30 bin binanın ağır hasarlı, hasarlı ya da yıkık olduğu kanısına varıldı. Bu kapsamda ivedi bir şekilde yıkım ve enkaz çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1500 iş makinesi ve kamyon sabahın aydınlığından akşamın karanlığına kadar yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyorlar. Adıyaman'dan depremin o hazin manzarasını arındırabilmek için ivedi bir şekilde çalışıyorlar. Bir yandan yıkım çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan imar için faaliyetler de yürütülüyor. Bu kapsamda Adıyaman'da muhtelif noktalar belirlendi. Emin olduğu, güvenilir olduğu ve zemin etütleri neticesinde sağlam olduğu belirlenen bu muhtelif noktalarda imar için faaliyetlere de başlandı. Bugün demir büküm işlemleri yapıldı. Özellikle Merkez Örenli Mahallesi'nde ve birkaç gün içerisinde burada temel atma töreni gerçekleştirilecek ve temel atılıp bina adım adım imar edilecek. Yine Adıyaman'da İndere Mahallesi bölgesinde 5 milyon metrekare alanda yaklaşık 30 bin konut inşa edilecek. Gölbaşı'nda, Besni'de, Tut'ta muhtelif ilçelerde, muhtelif noktalarda inşa süreci gelişecek. Adıyaman'da 46 bin şehir konutu ve yaklaşık 14 bin köy konutu inşa edilecek ve toplamda yaklaşık 60 bin konut inşa edilecek ve bu konutlar peyderpey teslim edilecek. Bu kapsamda bir senelik bir öngörü ortaya koyulmuştu. Bir sene içinde teslim edilecek denilmişti. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada 6 ayın ötesinde binalar tamamlandıkça, evler yaşanılır hale geldikçe, evler canlandıkça teslimlerin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Dolayısıyla 6 ayın ötesinde peyderpey teslimlerin söz konusu olabileceği de öngörülüyor. Bunu belirtelim. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, yıkım çalışmaları sürerken, bir yandan imar için faaliyetler geliştirilirken, bir yandan da hayat deprem bölgesinde devam ediyor. Hem çadır kentlerde hem konteyner kentlerde yaşam sürüyor. Bu kapsamda özellikle Adıyaman için belirtirsek, Adıyaman'da yaklaşık 45 bin muhtelif münferit çadır vatandaşlara dağıtıldı ve çadır kentlerde binlerce çadır yer alıyor. Toplamda yaklaşık 50 bin çadırda 200 bin kişi yaşamını sürdürüyor Adıyaman'da. Tabii bu çadır dağıtımları sadece çadırla sınırlı kalmıyor. Yemek ikramları, farklı muhtelif ikramlar da söz konusu oluyor. Bazı çadır kentlerde psiko destek noktaları, sağlık destek noktaları gibi, çocuk oyun parkları gibi alanlarda yer alıyor. Ve burada vatandaşa hizmet etmek için elden gelen her şey, bütün imkanlar seferber edilerek ortaya koyuluyor. Tabii çadırlar geçici konaklama alanları. Çadırlardaki yaşam bir süre sonra konteyner konutlara taşınacak. Oradansa deprem için inşa edilen evlere geçecek. Konteyner konutlar için yapım süreci devam ederken bir yandan da yerleşim sürüyor. Adıyaman'da 20 farklı konteyner şehir kurulacak ve bu 20 konteyner şehirde yaklaşık 18 bin konteyner konut yer alacak. Ve işte bu konutların bir kısmı inşa edildi. İnşa edilen konutlara vatandaşlar yerleştirildi. Bir kısım konutların tefrişat süreci devam ediyor. Bir kısmı içinde yapım faaliyetleri sürüyor. İşte çadır kentteki yaşam bir süre sonra konteyner konutlardaki yaşama dönüşecek. Oradan da 6 ayın ötesine, 1 aya, 1 yıla uzanan süreç içerisinde ve ötesinde evler, konutlar, şehir evleri, köy konutları teslim edildikçe eve dönüşecek. Bu şekilde bir dönüşüm süreci hayat bulacak. Tekrar edersek, yinelemek gerekirse, özetlemek gerekirse, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, yıkım çalışmaları sürerken, bir yandan imar faaliyetleri sürdürülürken, bir yandan da deprem evet. bölgesinde yaşam devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Fuat Konsuklu. Rasih, değerli meslektaşım, sağanak yağmur, sen de sırılsıklam oldun. Çadırların durumun ne olur acaba diye endişelenmeden edemiyor insan. Çadırların önünde toprak birikintileri görüyorum. Su girmesin içeriye diye. Neler söylersin? Tabii çadırlar yalıtım hususunda tepeden herhangi bir şekilde su almıyor. Ancak toprak üzerine kurgulandığı için yer yer su birikintilerine karşı savunmasız durumdalar. Bu kapsamda çadırların kenarları yer yer taşlarla, yer yer topraklarla sınırlanarak, set çekilerek içeriye suyun girişinin önlenmesi için çalışmalar yürütüyor vatandaşlar. Tabii birkaç gün boyunca Adıyaman'da sağanak yağışın söz konusu olacağı belirtiliyor. Bu konuda hem Adıyaman Valiliği
tarafından hem AFAD tarafından uyarılar yapıldı. Şu anda gördüğünüz üzere sağanak yağışı iliklerimize kadar hissediyoruz ve ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde bu şekilde bir yağışın devam etmesi çadırların bir nebze suyla muhatap olmasına da neden olabilecek. Evet. Bu kapsamda vatandaşlar yer yer önlemlerini alıyorlar. Çadırların etraflarını toprakla taşla kaplıyorlar, ancak ilerleyen günlerde yağışın artması durumunda farklı önlemler de söz konusu olabilir Fuat Koz. 6 Şubat saat 04.17'den birkaç dakika öncesine kadar sıcacık yuvalarında güne uyanmak için yatağına uzanmış, kimisi ekonomik olarak çok güçlü diyebileceğimiz, kimisi orta direk, kimisi belki yoksul, ama şimdi o çadırda herkes. Allah yardımcıları olsun. Zor. Zor. Rasit Turanoğlu, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. TRT Haber'de gece bakış.